Merhaba 96 izleyicileri. Bugün yanımızda Türkiye'nin en köklü kulüplerinden olan ve İstanbul takımlarının hegemonyasını yıkabilen tek kulüp olan Bursa Spor'un görüntüsü Sezgin Oruç'la beraberiz. Kendisi bugün projelerinden bahsedecek. Bursa'nın kurtuluşu nasıl olacak? Bunların hepsini bu programda öğreneceksiniz. Sezgin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bursa Spor'un projeleri neler olacak? Bundan sonra Bursa'yı neler bekliyor? Bu kötü gidişi ne durduracak? Ve tekrar Bursa İstanbul hegemonyasını yıkabilecek mi? Bunları sizden birazdan öğreneceğiz. İnşallah. Kendinizi tanıtır mısınız biraz? Ben Sezgin Oruç, Bursa doğumluyum. Belli bir sürecim İnegöl'de geçti. Ondan sonra Bursa'ya geçtim. Bursa sürecinden sonra da bir dönem İzmir, onun sonrasında da İstanbul. O süreç içerisinde okul hayatım, bankacılık, sigortacılık, işletme, İngilizce. Bir dönemde Amerika'da bulundum. Amerika'da da çalıştım. Onun yanı sıra bir de araştırmalar yaptım. O araştırmalar doğrultusunda da Türkiye'ye döndükten sonra ufak tefek çalışmalarımıza devam ettik. Süreç böyle devam etti. Tabii onun sonrasında askerlik falan filan derken... <laughs> <laughs> İster istemez bir hayat mücadelesiyle karşılaştık. Tabi o hayat mücadelesinden sonra askerlik döneminden sonraki dönemde Bursa sporla tanıştık. Ben Bursa sporun bu kadar büyük bir camia olduğunu bilmiyordum. Nedenlerse benim okul hayatım vardı. Okul hayatımdan dolayı bu tür şeylerden uzaktım. Ama spor geçmişim çok küçük yaşlara bağlı benim. İnegöl döneminde bulunduğum için İnegöl'de yaşayan Halk kesim benim futbol geçmişimin, futbol tecrübem demeyelim de futbol konusunda bilgili Bilgi. olduğumu bilir. Futbol bilgili ilginiz. ve ilgili olduğumu bilir. Peki Sezgin Bey, Bursa Spor bu duruma nasıl geldi? Nasıl bu kadar e, kötü yönetim mi diyelim yoksa yanlış yapılan transferler mi diyelim? Bu paralar nereye gitti? Şampiyon olduktan sonra bir daha Bursa'nın adını duyamadık. Gitgide şu an hangi e, ligde olduğunu bilmeyen bir sürü taraftar var. En son ismini duyduk Bursa'nın ama e, bazı şiddet olaylarından duyduk bazı siyasi olaylar, bazı bölgesel olaylar diyelim, bizi üzdü. Hiçbir takımın birbirine yapmaması gereken olaylar yaşandı. Bursa Spor bu hale nasıl geldi? Ya öncelikle Bursa, Bursa Spor'un, Bursa Spor kuruluş hikayesi çok değerli bir kere. Hep ufak ufak başlayıp o ufak ufak başlayan süreci birleştirmişler. Ve Bursa Spor bu şekilde doğmuş. Doğduktan sonra birçok mücadeleler vermişler. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda Süper Lig şampiyonu olmuş bir kulüp şu anda Süper Lig'le bir alakası yok. Nerede olduğu bilinmiyor yani çoğu taraftar tarafından. Ben geçen hafta ondan sonra taraftarın içerisinde maç izliyorum. Taraftarla beraber oradaki atmosfer mükemmel ama taraftarın kalbi yanıyor, içi yanıyor. Dertli ya, dertli resmen dertli ya. Ben inanamadım ya. Ben bu kadar dertli olduklarını düşünmüyordum. Gittim yanına, bir tanesinin yanına. Hatta e, simitçi bir abim vardı. Bursa sporluydu. Merhaba nasılsınız dedim. İyiyim sen nasılsın falan filan dedi. İyiyim ben de. Ben dedim insanların derdini, sıkıntısını soruyorum. Ona göre de işte sohbet ediyorum dedim. Sen kimsin dedi. Ya dedim halktan bir insanım <laughs> önemi yok ki dedim. <laughs> Ondan sonra tabii o süreç içerisinde tamam dedi gel şey çay içelim birlikte. Tamam dedim içelim. Ya dedi çok büyük derdim var. Ne büyük dedim derdim var. Ya dedi bu Bursa Spor'un dedi. Ne olacak dedi durumu. Dedim ne olmuş ki dedim. Ya görmüyor mu dedi ya. Ne hale getirdiler? Ya tamam getirdiler ya da getirmediler. O ayrı bir konu. Ama en önemli olan şey burada, biri bir fidan dikmiş. O fidanın yanına başkaları da güzel bir fidan diksin. O fidanı kes, biç, parçala, böl. Böyle sonuç olmaz. Olmaz, imkansız ya, olmaz. Pursospor'un kalkıma planı sanırım sizde var. Ben e, araştırdım biraz. Kaç yıllık bir plan var ve bu planlar içerisinde Bursa nasıl eski haline gelecek? Taraftarın bu içi yanan taraftarların tekrardan umutları yaşayacak mı? Neler yaşayacağız ilerleyen süreçte? Bursayı tekrardan Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a kafa tutan bir şekilde görebilecek miyiz? Ya öncelikle hayatta e, evini de yönetsen, işini de yönetsen, bulunduğun bölgeyi de yönetsen bir plan program, program olmak zorunda. Bunu yapabilmek için de bizde 3B teorisi var. Bilgi, bilgiyi kullanma, birlik. Bu teoriyi gerçekleştiren herkes başarılı olur. Net ya. İmkanı yok. Peki en önemli planınız şu an e, bu planları uygulayacaksınız. Bunu anladık. Ama benim hayati bir şekilde uygulayacağım plan şudur diyebileceğiniz e, projeniz nedir? En değerli plan, bir kere plan yapabilmek için sorunları bilmek gerek. Peki sorun ne Bursa Spor'un şu anda? Veya e, nereden vurabiliriz bu demi? Nereden çözebiliriz bu sorunu? Sorun burada kulüp olarak Bursa Spor kulübünün borcu var. Neden? Nasıl oluştu bu borç? Yanlış transfer mi? Yoksa bazı... Türkiye'de bulunan, maalesef ki bulunan cebe para indirme politikaları mı? Biraz sert bir söylemem ama maalesef var. <laughs> e, Sizler spor... daha iyi bilirsiniz. Bu <laughs> işin cinsinin <içerisinde> olduğunuz için. <laughs> e, maalesef şu an cebe çok fazla para indiriliyor. Futbol, spor hangi dal olursa olsun. Cebe bir şekilde bir para düşüyor. Haksız mı? Haksız. Haklı mı? Bilemeyiz. E, Bursa Spor'da bu mu oldu? Bir anda çünkü bir çöküş yaşandı. Bu mu oldu? Yoksa yanlış transfer politikaları mı? Şimdi bir e, tabloya baktığımızda şöyle genel anlamda puzzle'ları iyi oturtturmak gerekiyor. Eğer ki puzzle'ları iyi oturtturduğunuz zaman o puzzle birleştiğinde size doğru sonuç getirir. Burada en değerli şey bursa Spor için birçok başkan, birçok değerli insan emek verdi. Emek verirken hepsi bazı çalışmalarda bulundu. Ama gönül isterdi ki yapılan her emek basamak basamak yukarıya doğru çıksın. Ama onlar tam tersi. Basamak aşağı doğru inmeye başladı. Yanlış bir anlama. Ya kesinlikle. Yanlış bir anlamadan başka bir şey aklıma gelmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi eğer ki bir gerçekten paraların yanlış şekilde yanlış kişilere harcanması durum varsa bu hem suçtur hem de bir e, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden, Türkiye'nin 5. kulübü, şu an 6 tane var. 5. kulübü olan Bursa Spor'un bu hale gelmesi sebep olacak hareket buysa, e, yorum yapmak istemiyorum ama maalesef kurtuluş siz misiniz ya da bu direkt bunu sorayım ben. Öncelikle, Yoksa burada <laughs> öncelikle bizde e, ben yok, bizde her zaman birlik beraberlik var. Biz dediğimiz zaman bizim arkamızda bir taraftar var. Ondan sonra. Hı hı. Bir halk var. Biz onlara gidip soruyoruz. Onlar sorunları dile getiriyorlar. Biz de onlarla birlikte hareket ediyoruz. Bizim ilk aşamada stratejimiz, planlamamız bu. Bizim için en değerli şey taraftar. Çünkü siz de bir hasta taraftan işten gelme kişisiniz. Evet. Geçen hafta ben maçtaydım. Birlikte taraftarla maçımızı izledik sohbet ettik. Zaten orada sorunları dile getirdiler. Taraftarın içine girmeden sorunları öğrenemezsiniz ya. Halkın içine girmeden sorun öğrenilmez. Peki şimdi sizi burada takım elbise gö görüyorlar. Ama tribünde formanızda, atkınızda taraftarın yanında takıma destek veriyorsunuz. Siz bu soyunma odasına giren başkanlardan mı olmak istersiniz? Yoksa taraftan yanında her maçı beraber izlemek mi istersiniz? Ben insanları seviyorum ya. Ben taraftarı seviyorum. Futbolu seviyorum ben. Futbol eşittir hayat. Bu kadar. Kısa ve net. Projelerimizden bir tanesi çok değerli bir proje. Dikkatimi çekti. Yerli ve milli sosyal medya. Bursa Spor'un ve sizin ne işinize yarayacak? E, halk bundan nasıl ayarlanacak? Ya öncelikle e, biz genel anlamda Türkiye'nin sorunlarıyla da ilgilendiğimiz için ondan sonra Türkiye'de Yerli, milli, ne kadar çok şey olursa, o kadar herkes destekler. Evet. Önemli olan şey plan, program ve profesyonellik. Bunu yaptığın sürece sonuç alırsın. Bundan kere amacı da gitmiyorsunuz tamamen e, insanların faydalanabileceği bir şey olması için yapıyorsunuz. Şöyle e, yapılan çalışmalarda zaten bizler gönüllüyüz. Gönüllü olduğumuz için. Ve kar amacı şu şekilde gütmüyoruz. Örnek veriyorum. Herkes destek oldu projelere. O süreç içerisinde oturulacak plan, program tekrardan çizilecek. Bir ekran diyelim bu şekilde. Projemiz Birinci projemiz bu. Ondan sonra ikinci projemiz bu. Üçüncü projemiz bu. Dördüncü projemiz bu. Beşinci projemiz bu. Böyle bir ekran olacak. Herkes görecek. Gönlümüzden geçen bu. Herkes şey görecek. Şeffaf olacaksınız. Kesinlikle herkes görecek. Bu zamana kadar zaten birey olarak kimseyi mağdur etmedim. Çok rahat bir şekilde söylerim bunu çok şükür. Yani zaten projelerinizden ve programımızdan belli. Bursa Sporu daha ahlaklı bir şekilde yönetilecek ellere teslim etmemiz gerekiyor. Üzülüyoruz logosunu artık unuttuk. İnsanların gözünde tekrardan oluşması gerekiyor. Peki ürünlerin logo demişken ürünlerin satış hakkındaki planınız ve projeniz nedir? İnsanların cebine mi uygun olacak satış gelirleri yoksa kulübün ihtiyacı olan bir meblağ mı olacak? Ne gibi yeni ürünler olacak? Şöyle biz ve ekip olarak biz her zaman istişare etmeyi çok seviyoruz. Hem dinimizin gereği hem ülkemizin e, örf ve adetlerinden dolayı istişare etmeyi çok seviyoruz. Kim yetkiliyse bu konuda, taraftarda ya da e, bu camiada gideceğiz onlarla birlikte istişare edeceğiz. Oturacağız ondan sonra bu formanın, bu stat gelirlerin, bu altyapı okullarının planı programını birlikte yapacağız. Çünkü birlik, beraberlikle sonuç alınır. Bireysel olarak alamazsınız. Tarih bile bunu göstermiştir insanlara. Türk tarihi dediğimiz şey ya da diğer ülkelerin tarihi göstermiştir. Peki altyapı okulu dediniz az önce. Evet. Dikkatimi çekti. Neyi farklı olacak ve ne gibi bir katkısı olacak Öncelikle, gençlerimize? Altyapı okulu demek yetenek okulu demek. Torpil yok demek. <laughs> <laughs> Tabii ki de şöyle e, biz ve bizim ekibimiz olarak ilk önce bizde güzel ahlak var güzel ahlak demek söylediği yaptığı altını doldurmak demek bugün bu kalemi yapacağım dediğinde ertesi gün yapamayabilir ertesi gün yapamayabilir ama bir hafta bir ay içerisinde eğer ki yapıyorsa bu kişi güzel ahlaklıdır Peki altyapı okullarınızda e, ne gibi e, branşlar olacak sadece futbol mu yoksa diğer spor dalları da olacak mı? Benim tarafımda e, bilgili olduğum kısım futbol. Bir dönem geçmişimde e, voleybol var. E, kısa bir dönem yüzme var. Bir de masa tenisi var. Benim bildiğim alanlar. Daha ne kaldı zaten Türkiye'de bilinen alanlar hepsini saydınız neredeyse. <laughs> bir basketbol saymanız o kadar. Ona girdim çıktım öyle düşün O da var o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Peki şimdi size önemli bir sorum var aslında. Benim de merak ettiğim bir soru. Dört büyüklerin efsaneleri bilirsiniz. Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan vesaire vesaire. Şimdi... Ben bir hata olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim. Emekli olduktan sonra, Arda Turan da dahil buna. Emekli olduktan sonra hemen işte Kasımpaşa en son Selçuk'un'dan gitti. Ondan önce Volkan Demir'e Hatay'a gitti. Emre oldu Fenerbahçe'ye gitti. Tecrübesiz bir şekilde ve zaten ayrıldı hemen neredeyse. İyi de aslında gidiyordu ama. Benim bildiğim şu anda Nilüfer'in başına geçen Bataşa mıydı? Yanlış da söylemek istemiyorum. Ee, Bataşa geçti sanırım. Pablo Bataşa. Ee, sizde böyle bir şey olacak mı? Tanınıyor. Ben bunu alayım teknik direktör yapayım. Veya şu anki teknik ekip analizinde bir değişim olacak mı? Hani ne gibi bir şey planlıyorsunuz? Yani ismi önem vereceksiniz yoksa kulübü menfaati için e, taktiklere vesaire antrenman taktikleri öncelikle vesaire. Öncelikle bizim için bizlerin bir önemi yok. Bursa Spor'un önemi var. Eğer ki başkaları ekip olarak, plan program olarak ileri yapacaksa alsınlar. Hiç problem yok. Ama bizler, bizim gibi insanlar taşın altına elini soktuklarında yapacakları çalışma ya da yapacağımız çalışma öncelikle kimlerle anlaşılmış? Hepsiyle teker teker görüşmemiz gerekiyor. Halbuki değerden doğru, doğru olan bu. Direkt kovmak vesaire yok. Benim ekibimde ben seni tanımıyorum, sen benimle değilsin demeyeceksiniz. Hayır. O zaman çok. Iyi. Karşımıza geç ondan sonra. Gel sohbet edelim. istişare edelim. Bak bu zamana kadar emek vermişsin. Emeklerin karşılığında bunu aldın mı? Aldım. Tamam. Almadıysan nasıl senin mağduriyetini giderebiliriz? Şimdi ben zamanında kulübün içerisinde de bulunduğum için bununla ilgili bir rapor hazırladım. Bakın kafama göre konuşmayı seven bir tip de değilim. Genelde halk, camia da beni böyle bilir. Ağzımdan çıkan kelimeye bile dikkat eden bir insan. Şu anda aslında bütün başkanların ihtiyacı olan şey bu. En son Fenerbahçe Başkanı ve Galatasaray Başkanı birbirlerine işte hala aslında çok da sizin dediğinizden uzak şekilde davranıyorlar. Taraftarı birbirine karşı ateşliyorlar, fitilliyorlar. olmaması gereken hareketler. Sizin de bunu yapmayacağınızı zaten inanıyoruz, düşünüyoruz. Daha fazla katkı için Bursa Spor'a şu anda yapılan hatalar nedir? Ve şu andan sonra yapılmayacak hatalar nedir sizin için? Ya ben bir genel cevaplayayım, bir de özel cevaplayayım. Ülke içinde de bile plan program yapılmıyor ülkede. Şimdi gençler, insanlar birilerine örnek almak zorunda. Örnek alacaklar ki onlar da o şekilde ilerlesinler. Şimdi ülkede plan program olmadığında örnek veriyorum. Gençler de onları o şekilde örnek almadığında sonuç istenen seviyede olmuyor. Şimdi Bursa Spor'a döndüğümüzde bu zamana kadar yapılan çalışmalarda, planlarda, projelerde hiç daha görmedik şöyle bir tablo olsun. Birinci aşamada bu yapılacak. İkinci aşamada bu yapılacak. Üçüncü aşamada bu yapılacak. Dördüncü aşamada bu yapılacak. Beşinci aşamada bu yapılacak. Daha hiç görmedik. Bursa Spor AŞ. Ya zaten bütün kulüplerin AŞ olması gerekiyor. Yurt dışında, dünyada bütün kulüpler AŞ ya. Ama bu ilk başta tepki çekti. Hani neden şirketleştirildi gibisinden. Bunun katkısı ne? Yani evet. neden aşı olmalı? Şirketlerin aşı olması demek, büyümek demek ya. Peki büyürken demin bahsettiğim konu olursa işte torpil olayları, rüşvet olayları, cebe indirme olayları bu zarar vermez mi kulübe? Ya kulübe zarar verip vermemesi mesele değil ki. Bir sorun var çözümlerden biri bu. Türkiye'de çok az takım AŞ'e bildiğim kadarıyla zaten benim. Galatasaray AŞ e var. Peki borsaya açıldığınızda e, şirketiniz, Bursa Spor AŞ halka arzu olacak mı? Tabii ki. Ya biz zaten yani birey olarak da, e, ekip olarak da bizler halk insanı olarak tanırlar. Biz halkla beraber hareket ederiz. Ben sizden aslında teknik ekip konusunda istediğiniz cevabı tam alamadım diyebilirim. Şu anki te mevcut teknik direktör İsmail Bey. E, kendisi iyi... Gidiyor denemez. Aslına bakarsak Bursa'nın konumu çok kötü bir durumda gerçekten. Hiç beklemedim şekilde baktığımda 15. sırada en son daha düşmüştür belki. Kendisini taraftar da en son maçta yenildiniz maalesef. Ankara Sporu sanırım. Bir mağlup durumu var 1-0'da sanırsam. Ee, taraftarın onun yaptığı oyuncu değişikliklerine oldukça tepkili olduğunu gördüm. İsmail Bey'le bu konuda konuşur musunuz mesela? Tabii Yoksa ki. Yoksa direkt yollar mısınız? Hayır hayır. Hiç öyle bir şey yok bundan sonra. Biz insanlara her zaman kazanmanın niyetindeyiz. Kaybetmek çok kolay. Ufacık kaşını gözünü oynat ya da farklı bir şekilde davran bir insanı kaybeder. İtici olmak çok kolay aslında. Çok basit ya. Bak konuşma ses tonu bile karşı tarafını kaybetmeni sağlayabilir. Bir lider, bir şeyleri yönetecek bir insan her şeye dikkat etmek zorunda. Yani her adım hesaplayabilmeli. İsmail Bey'le karşımıza geçeriz. İsmail Bey sonuç bu oldu. Öncelikle neden böyle oldu? Eğer ki cevap verebilirse biz de ona göre doğru bir iletişimle bizlerden beklentinle, o beklentine istinaden biz senin için ne yapabiliriz? Sen bize nasıl faydalı olabilirsin? Peki şimdi size bir gelecek sorusu soracağım. Teknik ekiple ilgili ve kulüple ilgili. Genelde Teknik direktörlerle bir anlaşma yapılır. Benim görüşüm bu şekilde. İşte örnek vereyim hemen. Ben tanınmış oyuncu transfer etmeni istiyorum. Ben 23 yaş altı oyuncu transfer etmeni istiyorum. Ben e, kulübün bu sezon 10. sıradan aşağıda. Yani 10 ve 1. Sıra arasında olmasını istiyorum. Diye mesela bazı şartlar sunulur. Bunu yapacak mısınız? Veya tanınmış oyuncu getirtmek isteyecek misiniz? Veya teknik ekibe. Ozan Efe'ye vesaire. Şimdi şöyle. Herkes bir hayal kurar. Benim... Daha önce bir spor kulübü geçmişim de var. Tabii futbol değil ama e-spor geçmişim bundan sonra. Oradaki yaptığım çalışmaları da az çok bilirler geçmişte. Bir takım bir ekipte herkesin parlak bir yıldız yetenek olmasının ihtiyacı yoktur. Bir tane Şimdi rakamlar üzerinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. 11 kişilik bir şey var. Takımlar genelde 11 kişilik futbolda. Buradaki 10 numara ve e, orta saha dediğimiz kısımda 5 numara 6 numara dediğimiz kısımda en yetenekli en değerli kişi olması yeterli. Bir oyun kurucu bağımında. Diğerleri asker olacak. Atan tutan derler ama genelde. Sizde farklı herhalde. Ben mı? de farklı. Ya da bizde farklı. O zaman bu daha farklı bir başkan olacağınızı gösteriyor bu durumda. Yani biz Bursa spor gönüllüsüyüz ya. Aslında Bursa'yı bu duruma getirenler utanmalı. Bence insanların işte böyle düşünmesi. işte ben taraftarım ama Bursa bu durumda ben o yüzden başa geçmek zorundayım dedirten insanlara biraz da sistem etmemiz gerekiyor. Siz ne yaptınız bu kulübe? Ya açık bir soru siz bu kulübe ne yaptınız? Bana belki tepki gösterecekler ama siz ne yaptınız? Bu insanları böyle hem planlama hem de üzme açısından. Neden yaptınız? Ya, ya ben sokaktaki insanla oturduğumda ne diyorum? Simitçiyle oturduğum dile getirdim programın başında. İşte marketçiyle oturduğumu Bundan sonra. Kestane satan bir beyefendi vardı. Onunla oturdum, sohbet ettim. Ya içimiz yanıyor diyor ya. Yani bunu bir emekçinin söylemesi daha çok can atır bile yani bir emekçisin sen. Diyor ki so, cebimdeki son, cebindeki son para parayı Bursa Spor Kulübü'ne verdim diyor ya Bursa Spor Kulübü'ne verdim diyor. O kadar bağlılar gönülden ama işte bazı takım elbiseli kişiler ya yani biraz siyasi olacak fakat nereye aktardığını bilmediğimiz paraları nasıl yediklerini biz de bilmiyoruz. Yani keşke yapmasalar. Peki siyasi konuda şöyle demişken siyasi konuya geleyim. En son bir maçınız oldu Bursa Ahmet. Evet. Maalesef e, maç sürekli durdu. Saha su şişeleri doluydu. E, belki yaralananlar da olmuştur bilmiyoruz. Çok fazla müdahale oldu. Ama bu Ahmet Spor'un da işte geçmişte jilet oyaları vesaire bundan da kaynaklı olaylar var. Ee, bu durumu düzeltecek misiniz? Ahmet Spor'la bir e, barış olarak bir görüşme yapacak mısınız? Bir taraftarı dizginleyebilecek misiniz? Çünkü taraftar bir daha olduğunda bir daha yapacak. Ben de bir taraftarım. Onların ne düşündüğünü biliyorum. İki tarafında. O oraya gidecek, ona saldıracak, o oraya geçecek, ona jilet atacak. Ne bileyim kapı kolu atacak, rakı şişesi atacak. <laughs> Zamanında Volkan atılanlar, <laughs> Volkan Demirel'e. Bunlar olacak. Ve polis belki de bir ordu olacak yine statlarda. Bunu düzeltecek misiniz? Burada bir genel bir de özel bir cevap vermek istiyorum. Öncelikle ee, biz Türk insanıyız ve Türk milletiyiz. Batı doğu kavramı olmaması gerekmekte. Birlik beraberlik içerisinde yürümemiz gerekmektedir. Bu genel bir cevap. Özel cevaba geldiğimde ben Bursa Spor Kulübü o maçında kale arkasındaydım. Hatta genç bir arkadaşla birlikte izledim ben o maçı. İsmini de söyleyebiliyorsam söyleyeyim. Söyleyin buyurun. Arda gerçekten ailesi güzel yetiştirmiş. Hatta bana hayalinden de bahsetti. Ben bahsetmek isterim tabii ki burada ama izin almam lazım şu anda. Ee, ama bir dahaki sefer olursa alırım tabii ki de. Güzel bir hayali var. Ben de onun elinden tutup bir şeyler yapabileceğimizi dile getirdim. Abi diyor bana umut oldun diyor. Ümit oldun diyor. Motivasyon ettin diyor beni. Ya ben bunu söylediğinde bile mutlu oldum. Ya kalpten oldum ya kalpten. Ya ilk ee, adayın olarak oyunuzu aldınız aslında. Ama bir gönülden oy aldınız. Yok <laughs> ayrı bir konu. <laughs> Peki e, şimdi siyasete girmişken bir sorum ne olacak size bu konuyla ilgili? İşte Galatasaray'ın zamanında verdiği arsa Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptırdığı stat. Bursa'nın da böyle bir plan olacak mı? Şimdi bu soruyu beklemiyoruz büyük ihtimalle ama e, Bursa Spor'un siyasi yönden bir takası olacak mı? Stadı zaten okey. Sat yapıldı. Tesisler babında farklı konularda bir siyaseten bir destek alacak mısınız? Kılıç tarafsız mısınız Şimdi bu şöyle, konuda? Şöyle biz yapılacağımız her konuşmayı, görüşmeyi bir kere bizim bir heyetimiz olacak. O heyete her zaman danışacağız. O heyetten karar ne çıkarsa ona göre hareket edeceğiz. Yani buna şu an şu şekilde cevap verirsem ahlakıma uygun olmaz. Ve bizim en değer verdiğim şey ahlak. Güzel ahlak dediğimiz şey. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız dersek ve yapmazsak biz e, örnek insan olamayız. Bizim ve benim genel anlamda birey olarak ve halk olarak tanınma şeklim örnek insan. Saygın insansınız Bursa'da. Peki e, şu anda Bursa Spor'un birçok alt dalı olan kulüp var işte. dedim söyledim, Nilüfer vesaire. Bunlarla birleşme planınız var mı? Yani oradan işte yeni yönetim olarak mesela siz yönetime geçtiniz. Yeni yönetim olarak bir takımı kendinize katmayı planlar mısınız? Herhangi bir Bursaspor kulübünün. Çünkü sanırım aynı kümede, amatör kümede e, takımlar bulunuyor Bursa'nın. Onlarla birleşme planlayıp e, daha güç bir şekilde hem ekonomik yönden hem de oyuncu yönünden bir rotasyon geniş olarak Ya Zaten şöyle Bursa Spor kulübü yani şu arma marka değeri 5 tane kulüple bir araya geldi. O yüzden Yıldız'ın kulü... sebebi o mu? Yoksa farklı bir amacın var? 5 tane Yanlış var. bilgi vermeyeyim. 5 tane evet. var. 5 renkleri evet. herhalde oydu. Evet. Evet. Bunu da Yanlış bilgi vermeyeyim ama ondan sonra. Bunu da bilmeyenler için git. bir anekdot olsun bu da. <laughs> şöyle bir durum var. Küçük küçük parçacıklardan büyük bir şey ortaya kesinlikle çıkar. Ama doğru küçük parçacıklarda. İşte mesela e, birisi gel şu parayı vereyim. Beni Bursa Spor Bünyesi'ne kat yönetimi bana yer var dese. Şimdi o şekilde doğru bulmuyorum. Neden derseniz. Kulüp demek e, bir yönetim demek, bir şirket demek. Ve bu şirkette planlama program olması gerekmekte bir kere. O plan programı uyabilecek. Yani o gelen kişi bize gerçekten katkı sağlayabilecekse Burada yer alabilir. Bu zamana kadar biz, biz hep böyle yaptık. Şimdi Bursaspor'un e, şu an başkanı kim? Aslında çok bilgi sahibi değilim. Çoğu belediye başkanı olup kulüp başkanı olmaya hak kazandığını düşünüyor. Ama aslında bu çok yanlış bir hareket bana kalırsa. E, siz bir belediye başkanı adayı olacak mısınız? Veya siyasetten bir yere girip başkanlıkta da olup kulübe bu şekilde destek olacak mısınız? Hem siyasi yönden hem de halkın isteği yönünden. ya Halkın istediği bir kişi genelde belediye başkan olur. Ama bu kulüp başkanı olacaksa... O da halkın istediği kişi olmalı diye düşünüyorum. Sizin bu konudaki yorumunuz ne olacak? Biraz zor bir soru ama. <laughs> Biraz bekleyeyim nefes alayım. <laughs> Dediğim gibi bir bireysel, bir genel anlamda cevap vereceğim buna da. <gülüyor> <gülüyor> Genel olarak bizler ülke sorunları ve çözümleriyle de ilgilendiğimiz için ondan sonra ve buna 5 yıl öncesinde başladığımız istinaden. Bu da ülkemizin değerli bir büyüğüyle birlikte başladık. Sadi Somoncuoğlu dediğimiz bir büyük genelde bütün ülke halkı bilir. Nur içerisinde yazsın kendisi. Ee, biz sürekli istişarelerde bulunduk. Yaptığımız plan programda aslında o istişareler istinaden ortaya çıktı. Ama o dönem niye çıkmadı derseniz e, bir fidan bir ağaç tohum atıldığında hemen vermez. Aslında siz biraz teşvik demiş, hani motive etmiş bu konuda. Yani ben bunu anlıyorum şu anda. E, öyle. Hayatta her şey. üç tane şey lazım hayatta umut, ümit, motivasyon. Bu üç şey sonuç getirir. Size de bu lazım, bana da bu lazım, başkasına da Çok lazım. Ülke insanına lazım şu anda. Kötü dönemlerden geçiyoruz, zor dönemlerden. Yaşanan olaylar vesaire. Demin bir tablo gösterdiniz bana. Bursa Spor'un borçları. Ya benim en yüksek gördüğüm borçlar orada alacaklar. Neden alacaklar? Verilmemiş. Ve yönetim alacakları da 420 bin TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Futbolcu alacakları 200 bin TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Ve bu borçlar hangi seneden kalmak? Biliyor musunuz bunlar? Şimdi... Çünkü e, seneye söyleyince kimi yaptı belli olacak bu borçlar. Öncelikle biz birey olarak ve ekip olarak bütün bilgiye sahibiz. Ama şöyle olacak, böyle olacak, şu oldu, bu oldu dersek doğru olmaz. Alakımıza uygun olmaz. Uygun olacağını bilsek söyleriz. <laughs> Çok fazla madde var çünkü borçlarla ilgili örnek görüyorum şöyle basit bir şekilde söyleyeyim. Çok e, detayına girmeyelim. <laughs> detayına aslında girmek gerekiyor sanki. <laughs> bir tık e, çünkü burada yaklaşık 31 tane madde var. E, bu maddelerin çoğunda yüksek meblalar yazıyor. Bunların içinden çıkmak çok zor. E, şu anda çok alt bir kümede oynayan bir takım için oldukça zor. O yüzden bence biliyorsanız, söyleyelim burada, <laughs> kişi ismi vermeden şu seneye ait borçlar çok fazla diyebiliriz. Çünkü bunu taraftar da bilmeli. Şu an taraftar habersiz bu durumdan. Nasıl biz Galatasaray, <laughs> Fenerbahçe, Beşiktaş yolu, habersizsek hangi zamanda hangi borçlar yapıldı. Çünkü <laughs> benim kulübümün borcu, ben Galatasaray'dan benim kulübün borcu 5 milyarsa, 4 milyarsa, 3 milyarsa ben bunu nereye gittiğini bilmek istiyorum. Çünkü ben bu kulübe bir katkı veriyorum. Ben ürün alıyorum. Ben stada geliyorum. Bilet alıyorum. Bence Bursa taraftarı da bunu bilmek ister. Ya biz dediğimiz bütün konuya hakimiz. Hakim olmayan bir insan plan program yapamaz. Şu an ama ağzınızı almaya çalışıyorum. Kimin dönemine ait olduğunu bak için. <laughs> bizim hayatımız sır. Öyle söyle ki. Başka açıklayacak mısınız bunları? <laughs> Şöyle. Halka önem veren insanlar olduğumuz için ilk önce halka soracağız. Halk dediğinde e, açıklanmasını istiyoruz. Şimdi bizim ya da genel anlamda bakış açımız bir tablo olacak. Dört tane parça olduğunu düşünelim. Her parçada ayrı ayrı şeyler yazacak. Burada borçlar. Burada alacaklar. <laughs> burada gelir. Burada gider. Nereye? <laughs> ne gidiyor? Nasıl gidiyor? Şeffaf. ayrı bir şekilde olacak. O zaman istenilen cevapları da taraftar almış olacak. Bu da buradan e, bir not olsun. Direkt son sorarsınız bunu kim yapmış diye. <gülüyor> <gülüyor> Gider, sorarsınız artık. <laughs> Hesabımı artık kime soracaksınız onu bilemem tabii Bursa halkı. Gençlerin ilgisini çekecek bir konu denk geldi bana. Onu cımbızla aldım oradan ben. Espor. Şimdi benim de bir espor geçmişim var. Hala da yayınları da yapıyorum oyunların, Twitch yayınları vesaire Ay ayrıyeten şahsi hayatımda. İlgi duydum buna şimdi ben. Benim merakım oldu buna. Ne gibi Bursa ile ilgili ya da Bursa ilgili bu konuda bir adımınız var mı? Olacak mı? Zaten espor kulübü kurdum. Evet. Ee, ondan da bahsediyorsunuz. Ne yani. derler? Bursa'da kurdum. İstanbul'a taşıdık, devrettik. Ee, ama şöyle bir durum var. Şimdi her dönem farklıdır. Farklı olduğu için de gidip gençlerle görüştüğümüz takdirde orada bazı bizim tanıdığımız gençler var. Gerçekten Bursa Spor gönüllüleri dediğimiz. Onlarla oturup sohbet edeceğiz. E sporla ilgili çalışma olmasını istiyor musunuz? Siz destek verir misiniz? Siz destek verir misiniz? Ben zaten biliyorum. Aileler destek verir mi? Burada önemli olan şeyler bunlar. Yani şöyle diyeyim. Bizler bu zamana kadar edindiğimiz tecrübelerin hepsini halka sorup cevap alacağız. Halka sorup cevap alacağız. Aldığımız takdirde onlara da cevap vereceğiz. Çünkü bu şu an anda hani dediğiniz proje, e-spor projesi. Gençler deli gibi şu an izliyor. E şimdi bakınca Beşiktaş'ın var, Galatasaray'ın var, Fenerbahçe'nin var. Fenerbahçe'nin özellikle LoL'de çok iyi gidiyor. Galatasaray bir ara işte Valorant'ta vesaire de sanırım yanlış söylemem olmuş olabilir. Beşiktaş da LoL'de iyiydi. Bursa Spor'da LoL gibi oyunlarda görebilecek mi? Çünkü dünyaya açılan bir kapı oldu bu spor kulüplerinin. Çoğu spor kulübünün bir e-spor e, şubesi oluyor. E, mesela yabancı kulüplerin özellikle FIFA şubesi. Başakşehir'in var, başarılı gidiyor FIFA e, şubesi. Çok iyi de alıyor aslında bakarsak. Çünkü taraftar seviyor bunu. Bunu yapacak mısınız? Yani tüm oyunlarla mesela Riot Games'te, o, o games'te, bu games'te... Yani daha arası. önce yaptık. Ondan sonra tabii ki şu an 31-32 yaşlarındayım ben. Hı hı. E, o zaman daha böyle çaylaktık, tecrübesizdik, bilgisizdik. Yani yine çok bilgili olduğumuz sayılmadı o ayrı bir konuda. Ondan <gülüyor> sonra, <gülüyor> sonra da <laughs> sadece az da olsa bir tecrübe ediniyoruz hayatta. E, o tecrübeleri kullanarak ilerlemeye çalışıyoruz. Yani bizim zaten görüşümüz, politikamız, şeyimiz, bütün ümidimiz gençliktedir. Evet, şu an ihtiyacımız var. Oldukça evet. gençliğe ihtiyacımız var. Yani bu ülkenin de genelde herkesin destek vereceğini düşünüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, bütün milletimiz gençliktedir. Evet. Bütün gençler bu şekilde düşünür. Aile bireylerine ellerine de bizler olarak her zaman bizim bakış açımız Önder Kur'an-ı Kerim Hedef Turan Birliği mantığında. Hiçbir zaman hoşgörüsüz davranmamaya çalıştık. Hı -hı. Gençlere de bunu öneriyoruz. Böyle devam ederseler hem ülke hem Bursa hem İstanbul güzel sonuçlar elde ederler. Öncelik Bursa şu anda. Çünkü Bursa'nın halkından içindensiniz. Şimdi e-spor vesaire bunları konuştuk. Kalkma planı söyledik. Bu kalkınma planında oldukça işte Espor'da ayırmak üzere bir sürü olay var, konu var içinde. İşte yurt dışı planlarınız, ofisleriniz vesaire. Bunların hepsi aslında Spor'la ilişkili olacak. Bir geleceği var mı sizce bunun? 5 yılın sonrasında da bu Oldu diyebilecek misiniz? Güveniyor musunuz projelerinize? Şimdi bir insan neden plan program yapar? Edindiği tecrübelere istinade. Biraz da hayali vardır. Her şey hayalle başlar. En kısa e, örneklerden verirsek e, Ülkemizdeki e, Necmettin Erbakan örnek görüyorum. Her şey bir hayalle başlar diyordu. Yani en kısa şeylerden hı hı. bahsediyorum ben dönem olarak. Bu iş böyle. Hayal olmadan sonuç olmaz. Biz hayal yapmıyoruz. Orada. Ama hayalde satmıyorsunuz. satmıyorsunuz. Hayal hiçbir zaman Bursa satmıyor. Bursa Spor taraftan da hayalde satmıyorsunuz. Hayatta hiç daha hayal satmadım. Bakın bana satanlar olmuştur. Ben yine satmadım. Ondan tecrübe, <laughs> acı bir tecrübe oldu artık. <laughs> ya yani burada o kadar çok madde var ki. Bunu siz açıklarsınız zaten zamanı geldiğinde bu, bu maddeleri planları. Biz de eğer ona verirseniz alta yazarız tek tek. Olur. Benim hiç problem yok. <laughs> zaten inladım. çoğu halk ya da insanlar biliyor. Hı hı. Çoğu biliyor. Şimdi programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Size e, bunların hepsinin dışında bir özel soru soracağım. Hull City, Acun Ilıcalı. Yurt dışında çok aslında tanınan bir kulüp. Biz çok bilmesek de İngiltere'de oldukça e bilinen bir kulüp. Acun Bey bu kulübü satın aldı ve aslında iyi de gidiyor. Ve bunun için Süper Lig'den oyuncularla doldurarak yap. Yani demek ki aslında Süper Lig'in bir kalitesi var aslına bakarsak. Dünyanın, e, Avrupa'nın en büyük 6. ligi olması lazım Süper Lig'in. Daha da büyük olabilirdi. E, Acun Ilıcalı gibi taraftarın sevdiği bir bak. Yani sosyal medya olsun, işte taraftarla buluşmalar, helikopterle sahiye vesaire tabii çok uçuk şeyler de onlar. Acun Ilıcalı'yı örnek alıyor musunuz? Yoksa ben, benim taraftarlı işçi olacağım ama kendi yöntemlerim olacağım diyebilecek misiniz? Acun Bey'in şu kısmını örnek alıyorum. İnsanlara karşı tutumunu örnek alıyorum. Egosu yok Hı. insanlara karşı. Taraftara karşı. Evet. Fotoğraf çekildiğinde sonra sonra demeyen hemen gelip fotoğraf çekebilen bir adamdır kendisi. Örnek alınacak çok yönü var aslında. Ama sahaya helikopterle inmeye tekrar düşündüm <laughs> <derim> ben. <laughs> Olacak mısınız bir Acun Ilıcalı? Başkan mahiyetinde yani başkan olarak. Yani şöyle... Acun Bey'im ben vizyonunu şeyini bilmem. Misyonunu bilmem. Onu daha sonra. Ama bizlerin misyonu ya da vizyonunu Biz gençler örnek olmak istiyoruz. O da şu an aslında gençlere örnek oluyor. Çünkü kendi televizyon hayatı olsun vesaire sıfırdan başlayıp buraya geldi ve çok sevdiği kendisi Erzurum sporu zaten. Aynı zamanda da Fenerbahçeli. Çok sevdiği spor olan futbola aşık olduğu için gitti. Bir kulüp satın aldı parası varken. Buna bir yatırım yaptı ve sanırım karşında alıyor. Bursa Sporu yurt dışına açacak mısınız? Buradan da buna bağlayın. Şimdi Bursa Spor anonim şirket ya da herhangi bir e, şey olduğunda zaten halka arz edilecek. Halka arz edildikten sonra borsalara bunun zaten belli bir planı programı var. Bunlarla ilgili de istedikleri kadar soru sorabilirler cevaplarıdır. <laughs> size sosyal medyada ulaş, ulaşabiliyorlar mı yani? Ulaşabilen mi? bir insan mısınız? Tabii ki. Yani bana daha şu ana kadar hiç kimse diyemez. Sezgin Bey de ulaşamadım diyemez. Yani bazı kişiler gibi işte danışmanım bakıyor sosyal medyada ben görmedim Hayır. diyenlerden değilsiniz. Hayır bir şey O zaman yok. çok sonra... güzel. E, Buradan da bunu duydunuz Sezgin Bey. Her kadar. Soru, soru lider diyorsunuz. ya da başkan adayı ya da o yolda ilerlemek isteyen insana ulaşılabilir olmak zorunda. Bir kere liderlik demek, ulaşılabilirlik demek, bir sorun geldiğinde hemen çözüm üretebilmek demek. Bunu yapabilirsen gerçek bir lider olursun. Gerçek bir lider. Onun halinde yine lider olursun. Ayrı bir konu ama kademeleri de var. Peki bir sorum da olacak. Bu da şahsi bir soru. <laughs> Kulüp efsanesi diyebilirim. Evet Ruh Sağlam ile görüşme yapacak mısınız? Yani İsmail <laughs> Bey gönderme veya İsmail Bey kendisi gitme istediği zaman bir gelişme oldu diyelim. Yani yanlış anlaşılmasın. Çünkü öyle bir sanki olay varmış gibi aktarılmasın. Böyle bir şey yok. Tamamen bilgisi dahil, yani bilgisi olmayan bir şekilde soruyorum soruyor. Ertuğrul Bey mevcut teknik ekip gittiğinde veya giderse kalırsa bilemem, giderse şayet görüşmeyi düşünür müsünüz? Yani Ertuğrul Bey ondan sonra e, Bursa Camiası'nın değerli bir, bence fazlasıyla değerli dediğiniz evet. gibi ondan sonra. Ama şimdi nasıl ayrıldı ya da ne yaşadılar bilmiyorum. Ha benim şahsi fikrim ondan sonra, yani kalbimden geçen fikir, beynimden geçen fikir. Ertuğrul Bey'le görüşme talebinde bulunuruz. Bir sohbet ederiz. Kalp kırıklığı, gönül kırıklığı var mı yok mu bilmiyorum geride kalmış olması lazım çünkü farklı insanlar. Ama e, bizim Bursa muhafazakar bir toplum olduğu için bunlar değerli şeyler. Evet. İnsanlarla sohbet ettiğinde gözünün içine bakılması gerekiyor. Ya da öyle diyeyim. Bir insanla sohbet ettiğinde gerçekten samimi işten değil mi? O çok önemli. Bir laf olsun diye soru sorarsın. Ya dersin evet. ne yapıyorsun ne ediyorsun falan. Bir de nasılsınız? İyi misiniz? Demek o. İçten samimi olduğu belli olur. Peki son olarak taraftara size gönül verenlere ve gönül verdiğiniz kulübe buradan ne söylemek istersiniz? Ha, Bursa Spor sahipsiz değildir ya. Bence de değildir. Çünkü oluşu büyük kitlesi var. Şehir büyük. Saygıdeğer bir şehir. Ama özel olarak taraftara ben şunu yapacağım. Bu yüzden bana destek olun olarak ne diyebilirsiniz? Zaten destekçiniz var. Okey. <laughs> Ama daha fazla destekçi almak için ne diyebilirsiniz? Bunu sizden duymak istiyoruz. Ya bu soruyu e, çok kısa bir şekilde cevap vermek kolay değil. Neden derseniz. Biz Bursa spor için ya da genel anlamda kulüplerle ilgili çalışmalar için 5 yıllık bir kalkınma planı hazırlamıştık. 5 yıl ileriyi görebilmek öyle... E, Vizyon sahibi olmak gerekiyor. Yani denilebilir. Vizyon ve misyon. Sonra. Bizim niyetimiz biz Bursalıyız. Bursa'nın yerlisiyiz. Ondan sonra bu da... çok e, önemli bir etken zaten. <laughs> Gönülden bağlamak için. O sebepten dolayı olursa birlikte olur. Tek başına hiçbir şey olmaz. Peki. Sizi burada ağırladık. Çok teşekkür deriz Bence taraftarlarınız yeterince anladı. Bu programı izledikten sonra da daha fazla destekçiniz olacağını düşünüyorum. Umarım Bursa Spor daha iyi yerlere gelecek tekrardan. Bir hegemonya söz konusu biliyorsun. İstanbul hegemonyası. Bir Trabzon Kral gibi oldu. Gene aynı yere döndü. Bir 40 yılda umarım beklemezler. Çünkü değişik şampiyonlar istiyoruz artık. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir sıktı artık. Bu tüm güzide kulüplerimiz için geçerli bizim bu arada. Yeni bir farklı bir şampiyon istiyoruz. Bursa'yı da tekrar Süper görmek istiyoruz. Umarım sizinle olur diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Kendinize bakın. Hoşça kalın.